Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'nın bir bölümünü oluşturan Yorgancılar Çarşısı'nın 2 ay önce çatısını kaplayan kurşunların bir kısmı çalındı. Yağmurlu havalarda çatının aktığını belirten esnaf yetkililerden yardım istedi. Bahsetmiş olduğum bölgeler zaten hemen biri lambanın üstü, bir de üst köşe. Çok yağmur yağdığında hatta lambayı yakamıyoruz çünkü elektrikli zaten oradan geçtiği için sigortalarımızı arttırıyor. Yani daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. Kapalı Çarşı Yorgancılar Çarşısı'nda esnafım. Bizim çarşımızın üst kısmında kurşun kaplamalar vardı. Aşağı yukarı 2 ay kadar bir süre önce çalındı. Belediye yetkili merciklere başvurduk ama bir dönüş olmadı. Şu an yağmurlar başladı ve dükkanlarımızın üstünden yağmur sızıntıları yapıyor. İşte yağmurda kova koyuyoruz dükkana içerisi ıslanmasın diye. Çözüm bekliyoruz açıkçası belediyemizden. Aşağı yukarı 6-7 esnaf mağdur durumda. Şu an yani daha doğrusu bir bölgeyi komple işte almışlar. Ben de sabah çıktım çatıya. Bir kısmını da hazırlamışlar. Çalmak üzere hazırmış ama herhalde çalamamışlar. Öyle kalmış. Muhtemelen evet. Biraz değerleri yüksek olduğu için çalınıyor. Kolay da çalınıyor. Ses de çıkartmıyor. Toplayıp götürüyorlar. Hatta çarşımızın girişinde hemen köşe başında çeşme var. Çeşmenin üstündeki kurşunu bile çalmışlar. Şimdi aşağı yukarı 2 sene önce belediye bu çarşı kısmının tavanlarını falan her tarafını restore etti, renove etti. Şu an bu çalınan kısmın üstündeki beton kısımda hiçbir şekilde kurşun leva yok. Yani bu yağmurlarda dükkanın içinde bu şekilde su akıyorsa yarın bugün kar yağdığında kış şartlarında sünger gibi bütün suyu çekecek ve yapılan restorasyon komple boşa çıkmış olacak. Onun haricinden dediğim gibi elektrik tesisatlarımızda da sıkıntı oluyor. Çünkü elektrik geçiyor o akan yerlerden sigortalarımızı arttırıyor. Allah göstermesin farklı hasarlara da sebep olabilir.